Arkadaşlar selamlar. Bir soğuk sistemin daha içerisinden yavaş yavaş şimdi çıkmaya başlıyoruz. Rüzgar Lodos'a döndü. Sıcaklığı adım adım tırmandırıyor. İstanbul içerisinde bugün kendini gösterecek yağışlar. Şöyle ilk etapta karla karışık yağmur, kar yağmur, sonra dönüyor yağmura. O da hani yüksek kesimlerden ancak. Şehrin büyük kısmında yağış karla karışık yağmura dönecek. Gece sabaha karşı yine yükseklere kar, karla karışık yağmur şeklinde yağışlar gelecek ve yarın sabahı geçirdikten sonra yağış ömrünü tamamlıyor. Yarın ne zamandan bahsediyoruz? Cuma günden itibaren. Şimdi şöyle bir yurt geneline bakalım istiyorsanız. Bu arada karlı sistem geldi geçti. İstanbul'da işte 35 santimlik en yüksek, en düşükte 10, kıyılarda bile 10 santime ulaştı kar kalınlığı. Dolayısıyla öyle 85'tir, 87'dir böyle şeyler olmadığını beklemediğimizi söylemiştik ama maalesef çok haberleştirildi. Kaynağınızı iyi belirleyin diye buradan hatırlatıyoruz tekrar. Şimdi geldik baktık haritamızı ekranlarınızda görüyorsunuz. Şöyle tam ekran gördük. Bakın yüksek basınç Anadolu üzerinde. Hatta neredeyse o merkezi taşınmış durumda. Alçak basınç merkezi değil tabii ki. Bu gelen sistemin merkez kısmından bahsediyoruz. Anadolu üzerine yerleşen bu gece soğuğunu yapan. Hep diyoruz ya batı bölgeler hafta sonu çifthanelere çıkacak diye. İç Anadolu çifthanelere zaten çıktı ama eksi yönde. Eksi 15 dereceler ölçüyor İç Anadolu gece. Yani ciddi bir soğuk var, ciddi bir ayaz var. Hem üreticilere duyuruyoruz, hem dışarıda olacaklara duyuruyoruz, hem yerel yöneticilere duyuruyoruz. Herkese duyuruyoruz bu ciddi soğuklara karşı. Şimdi bu yüksek basınç biraz üzerimizde kalacak. Bakın hareketi görüyorsunuz. Yüksek basınç geliyor, yerleşiyor ve bir süre kalıyor orada. Zaten yüksek basıncın karakteristik durumu bu. Alçak basıncı, yüksek basıncı oluşturan şudur. Hava her yerde ağırlığı 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde. Onun ağırlığını, yerdeki basıncını, yaptığı etkiyi değiştiren ne? Boyu. Ne kadar fazlaysa bulunan yerin üzerindeki hava, orada o kadar fazla basınç vardır. 5 tane tuğlanın bir noktaya yapacağı ağırlıkla 10 tane tuğlanın hepsi tuğla olarak, metrekare olarak baktığınızda aynı. Ama bir tanesinin boyu fazla, işte atmosferin tepesi de böyle dağlar, tepeler, ovalar gibi böyle dalgalı bir şekilde. Tekrar döndük haritamıza. Dolayısıyla bu yüksek basınç özellikle ayın 20'sinden 21'inden itibaren bir süre yağışsız gitmemize de neden olacak aynı zamanda. Şimdi yağışlar nerelerde bir geçip bakalım mı? İşte bakın Marmara'da son kalıntılarını görüyoruz. Yarına döndüğümüzde yarın sabah, bu gece ve yarın sabah saatlerinde bir parti daha var. Karadeniz'de yağışlar var, Doğu Anadolu'da yağışlar var. Bakın Avrupa'dan gelen, bunu destekleyen, Akdeniz üzerinden çıkıp gelen bir sistem var mı? Yok. Avrupa haritasında görüyorsunuz. Hemen yaklaştık Türkiye'ye baktık. İşte Marmara üzerinden geçip gidecek. Gece bir parti daha kendini gösterecek. Yani 19 Şubat Cuma günü gece sabaha karşı kendini gösterecek. İşte bu yağışlar yine yükseklerde İstanbul, Kocaeli, Kocaeli'de zor değil mi? Ama İstanbul çevrelerinde yükseklerde belki hani biz uyurken karla karışık yağmur ya da kar şeklinde görülebilir ama havada uçacak şekilde arkasından da yağış yağmur olarak yere inecek. Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de kar yağışları yarın da devam edecek. Bunu da altını çizelim. Sıcaklığa baktık, sıcaklık haritamız geldi ekranlarınıza. Yurdun birçok noktası yağış alsa da almasa da kar sınırları içerisinde, hatta seviyelerinin çok altında. Marmara'da biraz yükselmeye başladı, Ege'de biraz yükselmeye başladı. Bakın görüyorsunuz 19 Şubat gün ortalarında Ege kıyılarında sıcaklık şöyle yakınlaşalım Türkiye'de şöyle. Avrupa'dan çıkıp şöyle yakına geldik. Hemen alttaki lejanttan da görüyorsunuz. Çifthanelere doğru ilerleyecek sıcaklıklar görülecek Ege kıyılarında, Doğu Akdeniz'de. Ama iç bölgeler gündüz bile yine sıfırın altında olacak. Tekrar bir sistem bekliyor muyuz? Hemen onun da bir altını çizelim. Ay sonu ya da Mart'ın ilk günlerinde bir dalgalanma olabilir diyorduk. Ay sonu da şu anda görünmüyor. Mart'ın ilk günleri için belki bir dalgalanma, o da hangi çapta gelir belli değil. Takip ediyoruz, detayları sizinle yine paylaşacağız. Durumumuz bu. Hemen bakalım mı önümüzdeki iki gün İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de durum nasıl? Tekrar görüşelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diye de hatırlatalım. Hoşçakalın.